Sandık için liste çalışmaları hızlanırken kadrolara katılacak flaş isimler de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski bakan Mehmet Şimşek'le bir araya gelmesi gözleri bir anda AK Parti Genel Merkezi'ne çevirdi. Şimşek ise yurt dışındaki mesaisine devam edeceğini ve aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini açıkladı. Sizler şunu merak ediyorsunuz, aday olacak mı diye. Kendisi eğer aktif siyaseti arzu etseydi tabii ki partimizin bütün mekanizmaları Mehmet Bey'e açıktır. İsmi çoktandır Cumhurbaşkanı yardımcılığı için geçiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gelince kulisler daha da hareketlendi ama ekonomi eski bakanı Mehmet Şimşek'ten aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum açıklaması geldi. İş dünyasıyla ilgili olarak da yürüttüğü işler var. O sebeple Mehmet Şimşek Bey aktif siyaseti düşünmüyor. Kendi alanıma giren her konuda katkı vermeye hazırım paylaşımı da yaptı Şimşek. Onun AK Parti ziyaretinin hemen öncesinde yeniden Refah Partisi de kararını açıklamış, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını duyurmuştu. Milletvekili sayısında anlaşamadılar iddiası Ömer Çelik'e soruldu. O konular iki parti arasındaki, yani bunlar özel görüşmeler olduğu için onlar bizde kalsın. Nihayetinde iki taraf belli bir centilmenlik çerçevesinde konuşuyor. Bunlar olabilir. Gayet doğaldır. Hüdapar'ın ittifaka katılmakla ilgili kararını birkaç gün içinde açıklaması beklenirken ANAP ve DSP'ye teklif gidip gitmeyeceğini de sordu haberciler. Yürüyen süreçler var. Bazı sorular henüz başlamamış süreçler var. Onları kendi mahremiyeti içerisinde, çünkü bu bizim tek taraflı bir tasarrufumuz değil. MHP lideri ise Nevruz Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine tepki gösterdi. CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasının Nevruz günü gerçekleştirmesi hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir dedi.